AKP iktidarı bilimsel eğitimi rejim değişikliğine giden yolda en büyük engel olarak görmektedir. 4 artı 4 artı 4 ile başlayan ve bugüne kadar değişik uygulamalarla hedefine hızla gitmektedir. Bu uygulamalarla ülkenin tüm ötekileri yok sayılarak halklar ve inançlar arasında kutuplaştırılma derinleştirilmektedir. Okumuşlar bu ülkeye daha çok zarar veriyor diyerek eğitimin seviyesinin düşürülmesi sağlanılmıştır. En son Çankaya Üniversitesi'nde akademisyen Ceren Damar'ın odasında öldürülmesi kız çocukların okumasını engelleyen zihniyetin yansımasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son genelge değişikliğiyle birlikte okul açma ve kapatma gibi değişikliklerde açılacak özel okullara abdesthane ve mescit zorunluluğu getirmektedir. Aynı zamanda Alevi çocuklarının özel okullarda eğitimini engelleyen bir uygulamadır. Ayrıca yaz tatili ve sömestr tatillerinde öğrencilere toplu namaz kıldırma uygulaması anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Sınıflarda haremlik selamlık uygulaması, Alevi çocuklarına namaz kıldırılması, okullarda mescit açılması, mahalle baskısının yerini sınıf baskısına bırakmak olur ki eğitime emanet ettiğimiz çocuklarımız kültürel değerlerine düşman birer birey olarak karşımıza çıkar. İlkokul çağındaki kız çocuklarını cinsel obje olarak gören, bundan tahrik olan bir zihniyete karşı değerlerimize daha sıkı sarılarak dururuz. Zulme sessiz kalan bir alevilikle karşı karşıyayız. Devletin çıkarlarını gözeterek yol ve erkan yürüten bir alevilikle karşı karşıyayız. Kendisini katleden faşistlere oy veren, plaket veren, fotoğraf çektiren, el veren, önlerinde semah dönen bir alevilikle karşı karşıyayız. Tek din, tek devlet, tek millet düşüncesini ya benimseyecek, biat edeceksiniz, kul olacaksınız, dindar nesil içinde yer alacaksınız ya da bedeli neyse ödeyeceksiniz dayatmasıyla karşı karşıyayız. Sorun da burada başlıyor. İzlenecek yol, sergilenecek tutum ne olmalıdır? 16 yıllık AKP iktidarı ülkeyi kaotik ortama sürükleyerek toplumu rehin almıştır. Baskı ve sindirme politikaları üzerinden beslenerek rejimini ayakta tutan AKP, sonucu şimdiden belli olan bir seçimi önümüze koyarak oyalama taktiği yürütmektedir. Dün yaptığı gibi bugün de polemikleriyle, yani asıl en temel sorunlarımız olan siyasi ve ekonomik krizi, kirli savaş politikalarını bir yana bırakıp, toplumu seçim tartışmaları içine sokarak asıl hedefine gidecek her türlü engeli ortadan kaldıran torba yasalar gibi pratiğini önümüze koyacaktır. Demokratik Alevi dernekleri olarak Alevi inancının tahakküm altına alınmasının önüne geçmek için yolda birlik çalışmalarını bu yüzden önemsiyor ve değer biçiyoruz. Bu gerici, bağnaz ve asimilasyoncu eğitim sistemine dur denilmeli, parasız, bilimsel, ana dilde eğitimin ve diğer tüm anayasal hakların siyasi iktidarların kendilerine seçim malzemeleri yapmalarının önüne geçilmelidir. Eşit yurttaşlık hakları anayasal güvence ile teminat altına alınmalıdır. Zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır diyor. Hızır aklı ana Fatma'nın eli üzerimizde olsun. Yolun sahibi yolumuzu hırsıza, uğursuza, haksıza, pirsize uğratmasın diyor aşk ile.